ellerimizi yukarı kaldırarak dua ediyoruz. Bunlar benim kafamı düzeltecek şeyler. Düşme artık. Sonra tekrar video çekmiyorum. Ya! Gerçekten 10 yaşındayım ya bu arada. Ya şükür kavuşturana demek istiyorum. Gerçekten şu an böyle iki kamera falan kurdum. Bir de şuradayım. Bir de burada TikTok için telefon da açtım. Bırakın böyle bir prodüksiyona girmeyi, video bile çekmiyordum. Bir şekilde uzaklaştım ama iyi de geldi galiba. Yani yine düzensiz yaparım muhtemelen ama olsun. Hani en azından bir başlangıçtır bu. Baktım evde kargolar birikti. Beraber bir kargo içiyorum videosu yapalım istedim. Ya çok özledim YouTube'u, yalan yok ama hayatım o kadar monoton ki, yani dışarı çıkıp sadece yemek yiyip kahve içip eve dönüyorum ve çoğunlukla hayatım evde geçiyor. O yüzden de böyle hani işte evlendim bir geçen hafta, ay bir geçen haftası ve geçen ay bir tek onu koydum mesela, hani hayatımda bir update olduğu için. Bu ara böyle cidden hani çekecek hiçbir şey bulamadım. Sonra dedim ki Zeynep, yani illa bir şeyim olması lazım çekmek için, evde ne yapıyorsan çek. Yemek yap, kargo aç, çek yani. Daha önce zaten bir kargo açıyorum videosu yapmıştım. Hatta burnum yeni ameliyatlıydı. Böyle tamponlu bir kargo açıyorum videom var. Onu da buraya koyarım izlemek isterseniz. Orada Burakcan bana yeni taşındığı için eve bir sürü şey almıştık. Orada herhalde 20'den fazla falan kargo vardı. Bugün 10 mu? 10-12 arası bir kargomuz var. Birkaç tanesi markadan geldi galiba. Diğerlerinin hepsini ben satın aldım. Zaten size söyleyeyim PR mı değil mi, ne geldi ne gelmedi. Çünkü ben de hatırlamıyorum. Geçen hafta balayına çıktık. Önce kabak koyuna gittik, sonra Urla'ya gittik. Böyle çok tatlı. Bir önce doğayla iç içe, bir de sonra işte füzyon mutfağı denediğimiz iki uçta bir tatil yaşadık. Bir balayı yaptık yani, artık işte evlendikten sonra herhalde balayı diyorlar çıkılan ilk tatile. O yüzden biz de balayı dedik yani. Aslında öyle bir balayı deyince aklınıza gelen konseptli bir tatil yapmadık ama bizim için çok keyifli bir tatildi. Ondan sonra da bu kargoları tabii ki açamamış bulundum. Hep beraber açalım istedim. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir bu arada. Gerçekten böyle bazen deli gibi, 50 bine yakın abonem var burada ama böyle bazen deli gibi hissediyorum kendimi. Çünkü bazı videolar 3000 falan izleniyor. Böyle acaba beni gerçekten hani Zeynep ne yapıyor ya da Zeynep'i izleyeyim diye izleyen biri var mı diye bazen böyle sorguluyorum. Biraz galiba bu düzensizliğimle beraber gelen izlenmelerin düşmesi de beni etkiledi ve böyle biraz artık Türkiye'deki para kazanma mecburiyetinden de dolayı ulan ben bu işi artık yapmasam mı falan dedim yani. O yüzden de biraz burada açıkçası aktif olamadım. Ama bunu severek yaptığımı tekrar hatırladığım noktada, ki şu an mesela çok keyif aldığım için bunu hatırlıyorum yani. Ama şu kamerayı ne zaman açsam, niye bu kadar uzun zamandır video çekmiyorum diye kendime soruyorum. Sonra tekrar video çekmiyorum, böyle saçma sapan bir düzenim var. Ama Amerika'ya yerleştiğimiz noktada oradaki hayat enerjimle çok daha güzel şeyler çekeceğim. Ellerimizi yukarı kaldırarak dua ediyoruz en kısa sürede gidebilelim diye. Hayatımda hani neler oldu, ne yaptım bu süreçte, evlendim zaten onu biliyorsunuz. Hani sonrasında neler oldu falan. Biraz bunları anlatmak isterim size. Şimdi Malti. Sanırım bu bir PR gönderisi. Malti Bites. Şöyle bir şey. Bu PR, çünkü ben böyle bir şey söylemedim. Malti Bites'ın, hiç denemedim daha önce bu arada bu markayı. Fındıklı kakaolu, çilekli ve cranberry, yer fıstıklı malt topları diye bir şey. Şöyle 3 tane paket fındık kakaoyla başlamak isterim. Tabii ki. Ne var içinde, bir dakika içerine bakmadım. Hurma, fındık, arpa maltı lifi, kakao kitlesi. Kakao ve kakao yağı yani. Gayet de temiz bir içerik. Şu kadarcık. Bir top. Gayet güzel. Vallahi beğendim. Ya tabii böyle sağlıklı atıştırmalıklar, wow. Wow. Dedirtmiyor. Ama şunu tutayım. Ben geldi bu tarz ürünlerde belli bir beklenti üzerinden değerlendiriyorum. Çünkü yani hiçbiri böyle oha brownie parçacıklı gibi falan bu hissi vermiyor. Ama bu ayı gibi top tutacak bir şey çok belli. Şu an bile doydum yani bir tane yiyerek ve tadı gayet güzel. Bayağı beğendim. Malti'ye buradan teşekkür ediyorum. Ve devam ediyorum. Ama o sanırım benim söylediğim bir şey. Mesela bu ne be? Alışveriş yaparken ben değil mi bu? Ha, bunu sevgili Beren Alkan'dan gördüm. Kendisini takip edin. Cilt bakımı ve beden bakımıyla alakalı bir sürü şey paylaşıyor. Çok tatlı bir insan. Kendisi aynı zamanda arkadaşım zaten. O yüzden o ne söylüyorsa alıyorum abi. Bu da onlardan bir tanesi. Likit klorofil bu.
Klorofil değil mi? Öyle okunuyor. B12 selenyum, krom, pikolinat ve folik asit içeriyor. Bunu böyle suyunuza damlatıyorsunuz. Çok faydalıymış, tamamen ona güvenerek aldım ve deneyeceğim. Ya zaten hani ne kadar, yani böyle bir şey en fazla zararlı olmaz. Yararı olmaz yani, hani ne kadar zararlı bir şey olabilir. Artık 28 yaşındayım, haftaya 29'a giriyorum hatta. O yüzden böyle şeyleri birazcık düşmeye başladım. Hani işte bir kolajen alayım, B12 takviyesi alayım falan. Yani biraz böyle vücuduma bakmaya başladım açıkçası. İşte hep şeyi anlatıyordum, evlendik. Sonra hızlıca green card işlemlerini başlattık. Ben vatandaşım biliyorsunuz, Amerikan vatandaşıyım. Sevgili eşim Burakcan için de bir an önce Amerika'ya gidebilmemiz için bir green card sürecinden geçmemiz gerekiyor tabii. Onu başlattık. Şimdi ilk aşamadayız. O da işte aile başvuru bildirimi diye bir şey. Amerikan hükümetinin sizin evli olduğunuzu kabul etmesi ve görmesi gerekiyor. Bu süreç yaklaşık 10 ay sürüyor. O yüzden de bizim için biraz böyle sinir bozucu ya. 10 ay boyunca sadece Amerika'nın bizi onaylamasını bekleyeceğiz falan, ama galiba beklemek gerekiyor. Sonrasında da bir 6-7 aylık bir green card süreci olacak. Yani herhalde 1,5 sene içinde gideceğiz gibi gözüküyor. Ama umarım daha hızlı olur açıkçası. Ben sabırsızım ve heyecanlıyım çünkü bir an önce gitmek için. Hani bu benim düşüncem bu arada. Burada kalmak isteyen kimseye hiçbir şey demiyorum ama ben artık burada yapamıyorum ve barınamıyorum. Hani o yüzden herkese saygım var. Burada kalmak isteyen insan da kalsın, ama burası artık bana göre bir yer değil. Yani maddi manevi beni doyuran bir yer olmaktan çıktı ve böyle bir vatandaşlığım varken bu şansı tabii ki deneyeceğim yani. İyi ki de sevgili koçişkom eşim, inanılmaz hala çok komik geliyor. Partnerim, erkek arkadaşım, her neyse. Burakcan'ın da buna çok okey olması beni çok mutlu ediyor ki Amerika'ya hiç gitmemiş bu arada. Okey olması beni açıkçası çok mutlu etti ve rahatlattı. Gelen paketi söylüyorum. Marla şu an muhtemelen dışarıdan kokluyor zaten bunu. Petimix, ben çok seviyorum Petimix'i ve kendileri iletişime geçtik. Onlar da bana ürün göndermek istediklerini söylediler. Çünkü ben daha önce kendim bayağı alıp kullanıp da linklemiştim. Story'de paylaşmıştım. Bu markanın bütün ürünleri %100 doğal. Eğer bir köpeğiniz varsa, dışarıdan o şeyleri almak istemiyorsanız ki almayın, bilmem neli falan. Bunların hepsi yalan dolan, yani %5 falan et var onların içinde. Bu tarz markaların %100 doğal atıştırmalıkları hayvanlar için çok yararlı. Hem de dişleri için çok yararlı aynı zamanda. Hem de çok severek yiyorlar. Bu sert karışık dana kulak, dana kuyruk, dana kafa derisi, kuzu incik kemiği. Şöyle kafam kadar bir şey. Bu da dana derisinden örgü çiğneme kemiği. Yani bunlara köpekler deliriyor. Bunları kırt 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 şöyle ağızlarında hüpletiyorlar yani. Marla bayılıyor buna. Marla'yı çağıralım da bir tane kırtlatsın. Çiğneme kemikleri, dana gırtlak. Bunların tek handikapı biraz kokuyor. Şimdi ona hiçbir şey diyemeyeceğim. Ama yani köpeğiniz mutlu mutlu yiyor ve sağlıklı bir şey yiyor, bence değer. Son olarak fıstık ezmeli ciğer küpleri. Bunu acayip merak ediyordum. Yeni çıkartmışlar. Az sertlikte, çok sertlikte ve sert olarak 3 farklı şeyi var, sertliği var. %5 fıstık ezmesi, %95 dana ciğeri. Bakın hiçbir şey yok içerikte. Yani gerçekten neyse o. Ve böyle küçük küçük küpçükler. Arlayıp çağırayım da yedireyim şunları ya. Ben onu açayım, şunun da kokusunu alıp gelir o. Kokuyor. Hoşuna gitti mi? Otur küçük dana. Aferin sana güzel kızım. Bir dakika ya, biraz bir şeyler yap ya, böyle olmaz. Pati ver. Aferin sana aşkım benim. Al bakalım. Oh! Aa, pati attı. Bir tane daha mı ver demek bu? Dur Allah, ya sana kıyamam. Ya çok tatlısın be. Ah. Geğirdin. Duydum. Marlanın kırtlatmasını duydunuz. Şimdi devam ediyorum. Tabii bu arada Marlan'ın da bizde gelme durumu var ve onun da süreci yaklaşık bir 6 ay sürüyor. Hani biz de muhtemelen bu aile başvurusundan hemen sonra Marlan'ın işlemlerini başlatacağız gibi gözüküyor. Ona bir özel kafes yapılması gerekiyor. Çünkü kendisi çok tehlikeli bir ırka mensup olduğu için böyle bir regülasyon var. Köpeğiniz Pitbull ya da American Staffsa maalesef ayıların taşındığı kabinlerde taşınıyorlar uçakta. Yani gerçekten çağ dışı. Çağ dışı. Acayip sinirim bozuyor bu konuya. Ama yapacak da bir şey yok.
Ona özel kafes falan yaptıracağız. İşimiz var yani. Bir garaj sale yapacağım tabii ki. Evdeki her şeyi satacağım. Ona muhtemelen herkes davetli olur. Instagram'da da duyuruyor olurum zaten. Instagram'dan beni lütfen takip edin. Bu arada. Bu ne? Dikkat kırılır. Ben. Bakalım. Oha. Çok güzel paketlenmiş bu. Aa, bu gerçekten beklediğim bir kargo. Çok tatlı bir çaylık, çaydanlık, çay demleme aparatı. Ne bunun adı? Öyle bir şey aldım işte. Of, şimdi bununla hemen bitki çayı yapacağım bu videodan sonra. Bu ne bu? Bu ne? Bunun tatlılığı nedir? Portland'ın aşırı güzel bir çaydanlığı. Yani herhangi bir şey linkini isterseniz de aşağıya yazın ya da ben belki yapmış bile olurum, emin olamadım. Derim ama herhalde bütün bu ürünleri. Ay yani Zeynep, senin de para kazanman gerekiyor. Yükle bir zahmet onları, yükle diyorum linkle. Bazen kendime hayret ediyorum ya. Koyarım belki falan diyorum. Ulan koyacaksın tabii. Eyvah. Sen kırıldın mı? Ya bu galiba El Ele'den geliyor. Çok tatlı bir marka. Seramik üzerine bir sürü ürünleri var. Bende iki tane de bardakları var. Çok farklı ve çok güzel şeyler yapıyorlar. Kırılırsa kalbimiz kırılır yazmışlar. Galiba biraz kalpler kırılacak gibi duruyor. Ama göreceğiz. Ya! Kırılmış! Kırılsa kalbimiz kırılır denmiş. Vallahi kırılmış. Benim de kalbim kırıldı şu an. Bayağı da iyi paketlemişler. Yani et kargocular ya. Ne yapıyorsunuz abi bu ürünlere? Baksanıza bayağı iyi paketlenmiş yani. Bu ikincisi bu arada. Aa, çok tatlı. Ya set yapacaktım işte. Yapamadım. Çok tatlı. Diğeri de şeydi, buhurdanlıktı. Yeni çıkartmışlar ve çok güzel gözüküyordu. Bana da göndermek istemişlerdi sağ olsunlar ama maalesef tatsız. Bunu hemen salonuma koyacağım bu arada. Çok teşekkür ederim bu arada. Şimdi ben bunlara fotoğraf atayım. Böyle ASMR yapayım mı? Neyse, ne anlatıyordum ya? İşte öyle, Marla var. Burakcan'ın işlemleri var falan. Yani biz şu an aslında tamamen Amerika'ya gitmeye endeksliyiz. Nereye gideceğimizi netleştirdik. Birkaç insanla da orada yaşayan görüştükten sonra Texas Austin'e yerleşmeye karar verdik. Umarım bu videodan sonra bu fikir değişmez ya da başka bir şey dönüşmez. Bayağı bir düşündük çünkü artık hani böyle haritayı önüne koyuyorsun. Hani bizim bir işle gitme durumumuz da olmadığı için haritayı önüne koyuyorsun ve bakıyorsun. Yani nereye gideceğiz falan buluyorsun. Ama sanırım artık orada yaşayan çiftle tanıştık ve onlarla beraber tatilimizi geçirdik. Hatta kabakta ve çok tatlılardı ve sağ olsunlar bize bayağı detay vererek gidecekseniz Austin tercih edin dediler. Bunu Sea of Melis, Melis Deniz'den gördüm ve hemen sipariş verdim. Mulberry Aesthetic Sheer, Ecstatic, özür dilerim. Glow Paradise, L'Oreal'in Glow Paradise serisinin 353 numarası. Aynen. Sheer diyor. Yani bir hafif bir şey bırakıyor. Rengi şöyle göstereyim. Böyle gözüktüğüne bakmayın ama şöyle yapmamız gerekiyor değil mi? Hı. Tamamen mat olmadığı için çok fazla renk vermiyor. Belki Black Honey'e benziyor bile olabilir bu. Bu ikisinin arasında bir bakalım hatta. Da şimdi değil, onu TikTok'a falan koyarım. Bir yandan TikTok çekmeye çalışıyorum bu arada ama çekemediğim için de bıraktım. TikTok'tayım, TikTok'ta aktifim. Instagram'ı artık çok sevmiyorum bu arada. TikTok'ta beni takip ederseniz de çok mutlu olurum. Devam ediyorum. Bunu bilmiyorum. Bu galiba ben almışım gibi hissediyorum. Bu bir PR paketi gibi değil. Bunlar var ya, bunlar benim kafamı düzeltecek şeyler. Hazır mısınız? Yine Belen'den gördüm, Belen Alkan'dan. 5HTP diye bir takviye edici gıda. Bu ne diyeceksiniz? Belki duymuşsunuzdur. Aslında vücudumuzun ürettiği bir madde 5HTP. Doğal antidepresan diye geçiyor. Serotonini yükseltmeye yardımcı oluyor vücutta. Hiçbir şekilde ilaç falan değil bir gıda takviyesi. Araştırdığım kadarıyla yan etkisi yok. Birkaç kişi başımı ağrıttı falan demiş sadece. İyi bir uyku ya da daha serotonin salgılayan bir beyin için bundan bir tane alın diyorlar. Ben de bugün şimdi bunu açtıktan sonra yarından itibaren buna başlayacağım. Ve Instagram'dan muhtemelen story ile falan güncellerim sizi. Ya da hani hakikaten benim için değişik bir tecrübe olursa YouTube'a videosunu da koyarım. Etkilerini görürsem. Ama cidden bir süre kullanacağım. Doktorunuza falan danışın tabii ki. Hani şimdi bu ilaç değil, gıda takviyesi falan ama durduk yere de boş ümit vermek istemem kimseye. Hani bir tane ilaç içtim, hayatımı değişti zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Devam ediyorum. Aa, bitmiş. Ayol, son paketteyiz.
Bu da bir PR paketi çünkü Pemi, çünkü üstünden görünce direkt tanıdım ve gerçekten inanılmaz sevdiğim bir marka Pemi. Çıktıkları zamandan beri takipteyim ve sağ olsunlar bana da arada yeni ürünleri çıktıkça yolluyorlar. Aşırı tatlı bir kurucusu var. Aynı zamanda da bir sürü ortak arkadaşımız var. Çok şeker insanlar gerçekten. Pemi'yi takip edin yani. Türkiye'nin gururu. Ya şu paketin tatlılığına bakar mısınız? Son paket değil bu arada. Trendyol var. Açmayı unuttum. Trendyol paketi varmış. Sevgili Zeynep, Joyce sizden merhaba. Renklerin çevresine yaydığı enerjiye inanıyoruz ve seni de bu koleksiyonun rengarenk parçalarıyla şehre neşe katmaya davet ediyoruz. Ya tatlı. Bere gelmiş bir adet. Harika. İçin takarsın saçım bozulacak. Takmayayım. Renklere bak. Tişörte bak. Şöyle bir tişört. Beach Buddies. Küçük yengeçler. Kıps kıps. Bu var. Ay atkı mı bu? Güzel bir atkı. Aa! Dur ya, çiçeklerim gözükmüyor. Heh. Ay çok güzel. Böyle de stickerları var. Gerçekten 10 yaşındayım ya bu arada. Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor. Bak şunu çıkarayım da. Boğulmayayım. Kuponlarımla aldım. 600 lira kupon verdiler. Zaten ben o kadar az satış yapıyorum ki. Genelde 600 lira kupon geliyor bana. O da artık zaten Trendyol'dan 3 parça bir şey alabilmek demek. Yani maksimum o da. O yüzden 3 parça bir şey aldım. Öyle aman aman parçalar değil. Yanlış hatırlamıyorsam bayağı oldu sipariş vereli. Tight aldım bir tane. Onu hatırlıyorum. Çünkü gerçekten gaza gelip small tight almışım. Ben kim köpek? Hani 63 kiloya çıktım. 60'tım bu arada. 63 oldum yani. Aman aman bir kilo almadım da. Small tight almak da biraz şovmuş. Şöyle bir tane siyah içlik gibi. Çok güzelmiş kumaşı bu arada. Medium beden aldım. Böyle bir üst. Benim hiç uzun kolum yok. Onu fark ettim. İçime hep tişört giyiyorum. Sonra böyle içim üşüyor. O yüzden artık kış geldiği için böyle bir şey almak istedim. Puanı da iyiydi yani. Değerlendirmesi iyiydi. Bir tane tight'ımı göstereyim. Bunun bende small'u vardı. Scuba tight diye geçiyor bu. Çok sıcak tutuyor ve gerçekten kışın hayat kurtaran bir ürün ama ben bununla yemek yiyemiyorum. O kadar sıkıyordu ki small'u. Medium'a geçtim. Şöyle bir şey. Bu tight'ı seviyorum. Bir de galiba kazak almışım çünkü emin değilim. Göreceğiz ne aldığımı. Ben böyle bir şey sipariş verdim. Ha tam verdim. Kazak, fermuarlı kazak üstü falan gibi bir şey. Bunlar galiba moda bu ara. Çok gördüm. İşte bu renk bir şeyim yoktu. Bir tane alayım dedim. Ne beden almışım ben bunu? Small. Bu büyükmüş ayol. Neyse biraz dökümlü olur. Hoş olur. Güzelmiş. Bir de bunu aldım. Ay bu kadar. Başka da bir şey. Bitti. Bu kadar. Başka da bir şey kalmadı. Vallahi galiba yarısı PR falandı yani. Hani ben biraz daha kendi satın aldığım ürünlerdir sanıyordum ama haftaya da bir sürü ürün gelecek. Bu Kasım döneminden eve stok yaptım. Domestos falan aldım, yulaf sütü aldım ama çok ilgi çekici olmadıkları için muhtemelen onun videosunu çekmem. Bize ayrılan sürenin bu video için sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım beni özlemişsinizdir. Ben sizi özlemişim. Yani şu kamerayı açıp da böyle yine manyak gibi konuşmaya başladım. Hoşuma gitti. Biraz sohbet edesim var aslında. Yani bazen düşünüyorum. Şu kamerayı açayım koyayım. Biraz aklımdan geçenleri paylaşayım falan istiyorum. Sonra ya Zeynep dünyanın buna ihtiyacı var mı gerçekten falan diyorum. Ama belki de benim ihtiyacım vardır. Bir şey yapmaya zorlamadan kendime bir şeyler yapmak istiyorum aslında sosyal medyada. Ama yani orada diyorum ki öf Zeynep yani gerek var mı? Ama bir yandan da burada aktif olmak istiyorum. Sadece hayatımı yeteri kadar ilgi çekici görmüyorum bu ara. O yüzden biraz geride durdum yani. Umarım daha fazla geride durmam. Açarım burada makyaj yaparım, bir şey yaparım. Yani bazen ben böyle mesleğimde bu olduğu için aman Zeynep ya bu içerik mi falan deyip böyle düşündüğüm şeyleri bazen kendimi baltalayarak yok ediyorum. Sanırım yapmazsam iyi olur. Videoyu neyle kapatıyorum? 2-3 gün önce Burakcan'ın babasının doğum günüydü. Biz de Yeşilyurt'ta bir şeye gittik. Meyhaneye yemek yemeye gittik. Dışarı çıktım, sigara içiyorum. Bir tane amca geldi. Peruk takmış. Annesinin peruğunu takmış. Kafasında da bu var. Bu. Ben gösteriyorum. Ve dedik ki yani kaç lira dedim. 100 lira dedi.
Sonra çok saçma bir şey söyledi, çok seksist bir şey söyledi. Yanımda erkek olsaydı 150 lira olurdu dedi. Sonra Burakcan geldi, ah be dedi, 2 dakikayla kaçırdık falan dedim. Abi 100 lira dedim, benim camı sıkma, ver şunu. 100 liraya bunu aldım. Hazırsanız. Tabii ki ışıklı. Bu asasını da şöyle arkanıza sokarsanız. 3 modu var bu arada. Mükemmel değil mi? Yani ama maalesef saçıma... Kafam abi. Kafayı yiyeceğim. Şimdi yapamıyorum. Tamam, böyle yüz oldum. Asla durmuyor. Videoyu bununla kapatmak istiyorum. Lütfen durur musun? Evet, harika. Sizleri bu renkli tacımla kocaman öpüyorum. Keşke evlenmeden önce bunu alsaydım, nikahta takardım. Yani pişmanlık duydum bunu gördükten sonra ama inşallah artık düğün yaparsak düğünde bunu yapmayı düşünüyorum. Sizleri çok öpüyorum. Odada yerde çekmiş olduğum videoyu umarım beğenmişsinizdir. Ve burada daha çok aktif olmak istiyorum. Umarım psikolojim buna el verir ve daha aktif olurum. Böyle deyince de çok kötüyüm gibi düşünmeyin de, sadece biraz duruldum bu dönem. Umarım kendimde bunu tekrar bulurum ve sizlerle her hafta burada yepyeni saçma sapan şeylerle buluşurum. Sizleri çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Düşman artık.